Son dakika haberi 24 saat. İttifak BROTOKOLÜİTTİFAK'ına yapılacağına dair bilgi ve ittifakla ilgili bütün hususlar protokolle belirlenecek ve bu protokol, Yüksek Seçim Kurulu'nun, YSK, belirlediği seçim takviminin başlangıcından itibaren 7 gün içinde YSK'ya verilecek. Protokolde varsa ittifakın ortak adı ve diğer hususlar gösterilecek. Protokol, ittifaka dahil partilerin genel başkanlarının imzası ile YSK'ya bildirilecek. Protokolde değişiklik ya da ittifak iradesinden vazgeçme kararı da aynı usulle YSK'nın belirlediği seçim takvimine göre aday listelerinin verilmesinden 3 gün önce kurula bildirilecek. Siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırılıyor. Sandığa memur başkan sandık kurullarında partili başkanların da görev alabilmesine olanak sağlayan mevcut uygulamadan vazgeçiliyor. Sandık kurulu başkanları, kamu görevlileri arasından ilçe seçim kurulu başkanları tarafından iki katı adayın yer aldığı listelerden kura ile belirlenerek atanacak. Tek zarf dönemi genel ve yerel seçimlerde geçersiz oy kullanımına karşı tek zarf uygulaması getiriliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekilliği genel seçimleri aynı anda yapılacağından her iki oy pusulası tek zarfa konulacak ve tek sandığa atılacak. Oyların sayım ve dökümü sırasında öncelikle her iki seçimle ilgili pusulalar ayrılacak, ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci ve son olarak da milletvekili seçiminin sayım ve dökümü yapılacak. Aynı şekilde yerel seçimlerde belediye başkanlığı, belediye, il genel meclisi ve muhtarlık için kullanılan oylarda tek zarfta yer alacak. MÜHÜRSÜZ oy geçerli 16 Nisan referandumunda tartışma konusu olan mühürsüz zarf ve oy pusulalarına ilişkinde düzenlemeye gidiliyor. YSK tarafından gönderildiğinden şüphe olmayan zarflar ve oy pusulalarında sandık kurulu mührü eksikliği tek başına geçersizlik sebebi sayılmayacak. Mühürsüz zarf ve oy pusulaları, YSK tarafından gönderilmiş olmak koşuluyla Cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimlerde de geçerli olacak. Ayrıca sandık kurulu yöneticilerinin yanı sıra vatandaşa da polis çağırma yetkisi tanınıyor. Seyyar sandık GLİORENGLİ ya da hastalığı doktor raporuyla saptanan seçmenler için de seyyar sandık uygulaması geliyor. YSK, bu durumdaki seçmenler için özel seçmen listesi hazırlayacak, partilerin de bu listelere yönelik itiraz hakkı olabilecek. Ancak bu uygulama muhtarlık seçimleri için geçerli olmayacak, güvenlik için karma liste güvenlik gerekçesiyle sandıkların taşınarak seçim çevrelerinin birleştirilmesinin de önü açılıyor. Seçmen iradesini tehdit eden durumlar varsa, karma seçim listeleri oluşturulabilecek. Güneydoğu'daki PKK tehdidi nedeniyle seçmenin kime oy verdiğinin belirlenmesine karşı önlem getiriliyor. Sandıkların taşınarak seçim çevrelerinin birleştirilebilmesine olanak tanınıyor. Sandık taşınması 1 Kasım seçimleri ile 16 Nisan referandumu öncesinde de gündeme gelmişti. Polisin sandığa sınırı DE-YŞİYORTEKLİFLE, güvenlik güçlerinin sandık bölgesinde bulunacakları sınırı belirleyen, sandık alanı, ifadesi yasadan çıkarılırken, sandık çevresi, kavramı da, sandığın konulduğu ve sandık kurulunun görev yaptığı oda, bölüm veya oluşturulan yer, olarak tanımlanıyor. Mevcut yasalarda sandık alanı, sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak üzere 100 metre yarıçaplı alan, sandık çevresi ise, sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak üzere 15 metre yarıçaplı çevre olarak geçiyordu. Baraj sorunu OLMAYACAKMİLLETVEKİLİ seçiminde mevcut seçim sistemine göre %10'luk seçim barajı korunurken, birinin barajı aşması koşuluyla ittifak partileri için baraj sorunu yaşanmayacak. Partiler ittifaka kendi at ve amblemleriyle katılacak. Adı ve amblemi olacak ittifak çatısı altında yan yana sütunlarda yer alacaklar. İttifak kutucuğundaki yerleri de, diğer partilerde olduğu gibi yine kura ile belirlenecek. İttifak partilerinin ayrıca ayrı aday listeleri de olacak.
ittifak içindeki partiler için kullanılan oylar, hem partinin hem de ittifakın oyu sayılacak. Bu partilerin aldığı oyların toplamı ittifakın oyunu oluşturacak. Milletvekili dağılımı ise ittifak içinde aldıkları oy oranına göre belirlenecek. İttifak alanı içinde herhangi bir yere evet mührü basılması halinde bu oy, ittifakın geçerli oyu olarak kabul edilecek. Partilerden herhangi birine verilmemiş ama ittifaka ait alan içerisinde kalmış evet mühürleri de ittifakın ortak oyu kabul edilecek. İttifaka dahil partilerin birden fazlasına evet mührünün basılması halinde bu oy da yine ittifakın ortak oyu kabul edilecek. Bu ortak oylar, partilerin aldığı oy oranı dikkate alınarak seçimlerde halen uygulanan de, pont sistemine göre dağıtılacak. İttifak partilerinden herhangi birinin listesinden aday olanların partilerinden istifa etmeleri zorunluluğu da kaldırılıyor. Hani koalisyon dönemi bitecekti ÇAP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan, ittifak çalışmalarına, referandumu savunanlar koalisyon dönemi bitecek diyorlardı. Şimdi bu yaptığınız ne? Tepkisini gösterdi. Tezcan, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, MYK, toplantısının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi. Tek adam ittifakı, siyasetin gündeminde ittifak tartışmaları var. Şimdi ilginç bir tablo var. 2016 Nisan 2017'de referanduma giderken AKP Genel Başkanı ve referandumu savunanlar koalisyon dönemi bitecek diyorlardı. Hani bitecekti koalisyonlar dönemi, milleti aldatmaya doymadınız, bu bir tek adam koalisyonudur. Bu koalisyonun bir tane hedefi vardır. Tek adam rejimini yerleştirmek, İmralı İDDİAS'ya HDP ile ilgili siz PKK'dan talimat alıyorsunuz, diyordu. Selahattin Demirtaş çıktı açıkladı. Ne dedi? Bu hükümet bana 3 sefer HDP'ye mesaj getirdi, dedi. Nereden? İmralı'dan. Hangi bakan İmralı ile HDP arasında aracılık yaptı? Erdoğan bunu açıklasın. Milletin bunu bilmeye hakkı var. Herkesi suçlarken, talimatın aracısı siz olmuşsunuz, devletin bakanını postacı yapmışsınız. Eğer Öcalan'ın talimatı ile hareket eden birinden bahsediyorsanız, talimatın aracısı sizsiniz. Yarın yeniden Cumhurbaşkanlığına gitmenin yolunun buradan geçtiğini görsün döner sırtını ve bir başka yeni dille, Bahçeli de beni aldatmış diyebilir. Rifat Başaran, Ankara, MÜHÜRSÜZ Seçim YASALLAŞİOR CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, ittifaka ilişkin kanun teklifini, baraj ittifakı, olarak değerlendirerek, düzenleme iktidarların sandıklara kendi çıkarları doğrultusunda müdahalesine imkan sağlıyor, dedi. Tezcan, Hürriyet'e şunları söyledi, %10 seçim barajını kaldırmıyorlar ama kendileriyle ilgili barajı geçecek bir ittifak modeli oluşmuş. MHP için %10 barajını aşma ihtiyacı var, Erdoğan için de %51'i geçme telaşı var. Bundan kurtulmak için yöntem seçmişler, bunu seçerken de kendileri dışında kalan partilerin, baraj engelinin sürmesini istiyorlar, eşitsiz bir yarış öngörülüyor, seçim güvenliği açısından da sakıncalı. Mühürsüz seçimi yasal hale getiriyorlar. Siyasi partilerin sandık başkanı önerme yetkisini kaldırıyorlar, partilerin sandık başkanlığında etkisini daraltıyorlar, sandık birleştirme ile köyden sandığı alıp ilçeye taşıma yetkisini valiye veriyorlar. İktidarların sandıklara çıkarları doğrultusunda müdahalesine imkan sağlar. Sandık başkanı çağırmadan kolluğun sandığa müdahalesini de sağlıyorlar, bu da polis ve jandarma nezaretinde seçimdir.